olduktan sonraki süreç bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ay Aydar Bey, tıpkı bir virgül meclisteki koyalım. Bu tezkere... Bir virgül koyalım. Son dakikamız var. Hemen dış haberler müdürümüz Burak Tatar'ı bağlamak istiyorum. İsrail Hamas'ın kalbini vurdu. Salih El Aruri öldürüldü. İsrail Lübnan'ın Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın 2 numaralı ismi Salih El Aruri'nin öldüğü bildirildi. Burak Tatari, kimdir Salih El Aruri? Gelir mi kardeşim? Herkese iyi akşamlar. Önemli bir gelişme, bir son dakika gelişmesi. Bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah kontrolündeki bölgedeki Hamas ofisi vuruldu. Öldürülen 6 kişiden biri çok önemli bir isim. Hamas'ın önde gelenlerinden siyasi büro şefi yardımcısı 2 numarası olduğu söylene gelen bir isim. Kassam Tugaylarının kurucularından ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu bir isim. Yani çok yüksek profilli bir isim. Ve bu akşam yaşananlar Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Aruri daha önce Türkiye'de yaşamış bir isim. 2016'daki Türkiye-İsrail normalleşmesi öncesinde İsrail'in Türkiye'den sınır dışı edilmesini normalleşme için şart koştuğu bir kişi. Daha sonra İsrail Katar'a giden Aruri'nin, yani Türkiye bunu kabul ediyor ve Aruri'yi sınır dışı ediyor. Daha sonra da normalleşme başlayacak. Daha sonra İsrail Katar'a giden Aruri'nin Türkiye'deki Hamas çalışmalarını oradan yürüttüğünü öne sürüyor. Zamanlama yine manidar aslında. Aralık ayı başında geçtiğimiz ay İsrail İç İstihbarat Kurumu Shin Bet'in yöneticisi Hamas'ı Lübnan, Türkiye'de ve Katar'da avlayacağız. Onları orada bulup öldüreceğiz demişti ve Ankara buna yüksek bir tepki göstermişti. Bugün de İstanbul merkezli 8 ilde emniyet Mossad adına Türkiye'de casusluk yaptığı öne sürülen 33 kişiyi gözaltına almıştı. Dolayısıyla dünyayı, Orta Doğu'yu çok yakından ilgilendiren bir gelişme tabii ki. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Can yakıcı bir konu. Evet. Çok teşekkürler Burak Tatar'ı.